Zumur! Zumur! Bak! Düşme. Aa! Bak bak. Uç. Günaydın. Günaydın. Arabaya ne oldu? Araba bozuldu. Yani bozulmadı. Birkaç bakımını yaptırmam gerekiyordu. Yaptıramadım. Ben de bisikletle geldim. Niye? Paran mı yoktu? Zamanım yoktu. Bugüne bugün güzel Show TV ekranlarının en güzel ve en tatlı sunucusu ve şefiyim. Bugün neredeyiz? Esenyurt'tayız. Kimin misafiriyiz? Funda Hanım'ın misafiriyiz. Dolabına bakacağız, yemekleri yapacağız. Seni beklerken bazı şeyler öğrendim. Sana haberlerim var. Funda Hanım pastacı ve gastronomi okumaya hazırlanıyor. Ama asıl bombayı sona sakladım. Sıkı dur. Funda Hanım Türkiye bilek güreşi şampiyonu. Neden peki? Neden sürekli sporda iyi olan insanların evine gidiyoruz ve ben rezil oluyorum? Niye? Sen bilek güreşinde iyiyim diye hava atıyordun ya geçenlerde. İyiyimdir. Karpuzu patakladığım gibi bugün de bilekleri bükeceğim. Bu bilek bükülür mü? Asla bükülmez çünkü bu bilek ne hamurlar yoğurdu. Ne hamurlarla savaş verdi. Bükülür mü? Bükülmez. O zaman günün sözünü söyleyelim mi? Söyle. Bükemediğin eli öpeceksin. Öp. Hoş geldiniz şefim. Merhaba. Aman bu ne güzellik. Teşekkür ederim. Bundan nasılsınız? İyiyim, buyurun hoş geldiniz. Hemen giriyorum, dur. Alalım size. Şöyle. Ay, burası da bir değişik halı flex'ten. Sizin için özel kaplattım. Ya ama şov. Ayağın kaymasın diye yaptırdım ben onu. Güzel laf, kabul ediyorum. Güzel laf, güzel bir açılış. Nasılsın, iyisin? İyiyim, çok teşekkür ederim. Şu bileklerine bir bakabilir miyim? Hemen burada mı yapıyoruz? Neyi? Bilek güreşini. Saçmalıyorsun. Hayır. Bir şey söyleyeyim ama çok hanım bilekleri ben yenerim. Ben eve girdim az önce. Mutfakla salonu ayıran çok güzel bir masa var. Karşılıklı efsane bir bilek güreşi yapılır orada. Yok be Funda. Yemek yapacağız be. Evet ya, ben sizi bekliyorum günlerdir. Ben uzundan çok daha güzelsin bu arada. Kazanırsan bugün yemeği Funda Hanım yapacak. O zaman kesin kazanırım. Tatlılar benden diyelim o zaman. Tamam. Bir içeri geçeyim, müsaade edecek misin? Gir hadi. Boş böyle kaldık burada. Ara birini. Tamam. Kimi arayayım? Kimi aramak istersin? Özlediğin biri var mı? Yok. Gel salonda konuşalım. Buyurun şefim. Teşekkür ederim. Aman Zumur, evi gördün mü? İşte benim evim. Çok güzel. Beğendin mi? Çok güzel ev. Her yer ayna. Ama aynayı çok seviyorum ben. Güzelliğinize bakmak içindir. Teşekkürler, güzel bir itibatı. Teşekkür ederim Funda Hanım. Siz de bana aynısını deseydiniz. Neyse, olsun. Ama şefim siz de çok yakışıklısınız. Çok teşekkür ederim. Hayatımda gördüm en yakışıklı erkeksiniz. O kadar görmediniz yani. Funda Hanım'ı gördüğünden beri pek bir heyecanlısın. Değişik ayak hareketleri, gerginlik, salonu çok beğenmeler falan. Neler oluyor? Sempatiyim, sakinim. Hep böyle bağırayım mı? Ama ben de bir prensesim lütfen. Teşekkür ederim de yalnız bir prenses hiç işimize yarayan bir şey değil. Nasıl bir şey lazım? Ne bileyim, prensesin yanında genelde prens olur. Zaten prens ve prenses oradan gelmiyor. Ama ben sizi niye çağırdım zannediyorsunuz? Hoppa! Love me, neyse. Beyaz atı aşağı bırakmışsınız, doğru mu? Beyaz atımı yeni bağladım aşağı. Güzel, çok güzel pastalar yapıyormuşsun. Evet. Bilek güreşi de yapıyormuşsun. Evet. Yapacağız dedik. Yaparım. Ama ben nasıl kıyayım? Olmaz ki. Bir hanımefendiyle bilek güreşi olur mu? Bu arada ben bunu şefim lisanslı yaptım yalnız. Sağ kolunuzu mu kullanıyorsunuz? Evet, sağ kolumu genelde. Ya sağ sol maça giriyorduk biz. Genelde sağdayım. Çift mi? Mecbur musun çift oynamaya? Evet. Çünkü her ikisinde de dal olarak geçiyor ve derece yapabiliyorsunuz. Sağ kolda iyisiniz. İyiyim, deneyelim mi? Peki sen hangi kolunla hamur yoğuruyorsun şefim? İki elimle de yoğururum, iki elim de iyidir. Zaten eğer kaslarınızda güzelliğiniz olduğu kadar yoğunsa... Alta romantik bir müzik mi eklesek, ne yapsak? Hayır, seni daha önce hiç böyle görmemiştim de. Ne var canım, şurada iki muhabbet ediyoruz. Bence birazcık böyle bir love story'e döndü olay. Funda nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Otursanız biz bir kahve.